Merhabalar herkese. Bu videoda size Arnavut ciğeri tarifi vereceğim. Yanında patates garnitürü ve soğanlı sumaklı karışımı ile birlikte nasıl yapılır bunu göstereceğim. İlk yapmamız gereken işlem ciğerleri doğramak ve kanının süzülmesi için süzgeçte bekletmek. Ciğerleri doğrarken ebat önemli. Küçük doğrarsak eğer ciğerlerimiz kurur. Büyük doğrarsak eğer iç kısmı pişmez. O yüzden ebadına dikkat ederek doğrama işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ben size göstereyim ebat nasıl bir ebat olması gerektiğini. Şu ebatlarda bütün ciğerlerimizin doğrama işlemini gerçekleştireceğiz. Doğrama işlemi bitti. Her birinin eşit ebatta olmasına özen göstermemiz gerekiyor. Şöyle tekrar büyüklüklerini göstereyim size. Bir diğer dikkat etmemiz gereken husus ise sinirlerini almamak. Doğrarken buna da özen gösterirseniz iyi olur. Şimdi kanının süzülmesi için bir yarım saat bekletmemiz gerekiyor. Daha sonra işlemlere devam edeceğiz. Ciğerin yanında servis etmek üzere olmazsa olmaz iki garnitüründen biri patates kızartmasıdır, küp şeklinde doğranmış. Diğeri ise sumaklı soğan ve maydanoz karışımıdır. Patatesleri ben hazırladım. Soğanlı, sumaklı, maydanozlu karışımı da hazırladıktan sonra sunum aşamasına geçebiliriz. Soğanları piyaz şeklinde doğradım. Şimdi üzerine sumak atacağım. Sumakla birlikte şöyle soğanları birazcık ovacağım. Soğanları şöyle kenara alayım. Maydanozları doğradıktan sonra karıştıracağım. Ciğerleri kızartma aşamasına geçebiliriz. Ciğerlerin kanları süzüldü ve peçeteyle de alarak etrafının kupkuru kalmasını sağladım. Bu önemli bir husus. Unun etrafında çok fazla birikmemesi, topaklaşmaması için bu işlemi muhakkak yapmamız gerekiyor. Burada bir su bardağı undan biraz fazla miktarda unumuz var. Bir tatlı kaşığı karbonat ilave ediyoruz. Şöyle homojen bir şekilde karışmasını sağlıyorum. Şimdi ciğerlerimizi yağ tenceremize, tavamıza nerede kızartıyorsanız çok miktarda atmamanız önemli. Yağın ısısını düşürmemesi için. Şöyle bir tutam attım. Şöyle elimle unluyorum. Ve fazla unlarından kurtulmak için de şöyle süzgeçe alıyorum. Daha sonra da çok iyi bir şekilde kızdırılmış yağda sadece 1 dakika kızartacağım. Evet, yağımız iyice kızdı. Ciğerlerim hazır. Fazla unlarını süzgeçten aşağı doğru ayırdım. Şimdi yavaş yavaş ilave edeceğiz. Dediğim gibi tavanızı çok fazla ciğer atarak yağınızın ısısını düşürmeyin. Evet, 1 dakikada alıyoruz. Evet, 1 dakika oldu. Hemen ciğerlerimi çıkarıyorum. Evet, kızartma işlemi bitti. Hiçbir baharat atmamıştık kızartma öncesinde. Unumuzla falan karıştırmamıştık. Şimdi çıkardıktan sonra biraz tuz. Çok az kimyon. Ve çok az da kırmızı toz biber ilavesiyle ciğerlerimiz hazır. Şimdi tabağımızı sunuma hazırlayalım. Evet, tabağımız sunuma hazır. Arnavut ciğerimiz hazır. Umarım video faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayın.